fena değil. Gördüğünüz gibi home office olmaya çok müsait bir yer. İsterseniz hemen görebilirsiniz. Gerek yok. Tuttum gitti. Hayırlı olsun. Ben sözleşmeyi hemen hazırlatıyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ha şöyle ya. Ne öyle Fırat ya? Daha başından medeniyeti inmeni beklemekten fenalık geçiriyoruz. Hem bu home office tam senlik. Hiç boşuna heveslenme. Burası sadece ofis olacak. Ben çiftlikten gayet memnunum. Ya ne varsa şu çiftlikte. Yani onca trafiğe bana mısın demiyorsun. Neyse, işte yeni yüzler dosyamız. Seç, beğen, alalım. Ben yeni yüzümü buldum Serdar. Sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Çok değil ama biraz. Ay sevgilim tamam hadi boş ver artık şu Nazan Cahit elmas üçgenini ya. Öf, ben burada şeytan üçgeni gibi vallahi söylerken yoruluyorum ya. Bak Nazan senin korkundan arabadan bile inemedi vallahi. Boşa değil korkusu. Sen çok gerilmişsin. Hadi baş başa bir yemeğe çıkalım. Gerçekten çok işim var. Yoksa isterdim. Tamam peki. Şu CD ne oldu? Benimle konuşmak bile istemiyor. Ya ne kadar devam edecek bu böyle? Nur, ne olur otur şöyle biraz sakinleş. Hem bütün bu insanların benimle derdi ne? Bak, bunları Yiğit'le konuşursun Nur. Ama benimle konuşmuyor bile. O Allah'ın cezası billboard'u yeni görmüş gibi davranıyor. Tamam kızdı, haklıydı da. Ama özür diledim. Anlatmaya çalıştım ama dinlemedi bile beni. Tamam, o zaman biraz sakinleşsin sonra konuşursunuz, olur mu? Ama benim onunla konuşmam lazım. Çok önemli. Yani konuşmak zorundayız biz. Nur, lütfen oturur musun biraz? Bak, şirkette çalışan en alttaki adamdan müdürüne kadar herkes Yiğit'in internetteki videosunu izlemiş. Bu yüzden herkes bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Sekreterler bu yüzden bana nefret kustu değil mi? İnanamıyorum. Nasıl yayılır bu video böyle? Ya basının eline geçerse? Ya icra görürse? Bak Nur, bu video kendiliğinden yayılmadı. Birisi sahte bir hesap üzerinden şirkete mail atmış. Nasıl olur? Kim yapar böyle bir şeyi? Araştırılıyor. Daha önemli bir şey var. Birisi İcler'e de CD göndermiş. Ve içinde Yiğit'in görüntüleri var. Ne? İcler izlemedi ama değil mi? Yani onu demin gördüm. Hayır, hayır, hayır. İcler izlemedi. Ama Yiğit izlemiş. Kim yapabilir ki böyle bir şey? Birisi İcler'in her şeyi öğrenmesini istiyor Nur. Eğer bunu kim yapıyorsa... Yoksa siz benden mi şüpheleniyorsunuz Cahit Bey? Hayır, hayır Nur. Bak beni yanlış anladın. Yani ben senin gözündeki o korkuyu ve şaşkınlığı gördükten sonra senden şüpheleniyorum dersem yalan söylemiş olurum zaten. Ama gerçeği bilen kaç kişiyiz? Yani aklımıza Nazan da geldi. Ama Nazan'ın internette bildiği tek şey alışveriş yapmak. Ya kaldı ki gidip bir internet kafede... Bir dakika, bir dakika. Aklımıza Nazan da geldi dediniz. Yani... Siz bunu Yiğit'le konuştunuz. Yiğit'le Nazan mı yoksa Nur mu yaptı diye konuştunuz. Hayır, hayır Nur. Bak beni yanlış anlıyorsun. Yiğit sana... Güvenmiyor. Hayır Nur. Benden şüpheleniyor. Benimle konuşmuyor bile. Nur, bak beni yanlış anlıyorsun. Ne olur. Tamam, tamam. Ben anladım. Başka bir şey söylemenize gerek yok. Aptal değilim ben. Her şey ortada zaten. Nur. Al işte Cahit. Bir işi beceremedin yine. Bak, İcler'in gelince nasıl kapıda kaldı. Böyle kaçarsın işte ağlayı hazırlayan. Benden ümidi kes diyorsun yani.
E tamam, biz de Nazan'la kuaföre falan gideriz. Takılıyız o zaman. Akşam evde görüşürüz. Toplantıya kadar bana kimseyi bağlama, tamam mı? Kimse de odama girmesin. Peki efendim. Ay tamam Nazan, biliyorum sen de patladın yani. Tamam. Sen ne yapıyorsun hala burada? İyi misin sen? Benim biraz başım ağrıyor da. Ağladın mı? Yok, ben gideyim. Dur. Sen şu elmas meselesi yüzünden üzüldün değil mi? Bakma öyle, biliyorum ben. Yani Cahit'le Elmas'ın arasında ne olduğunu biliyorum. E tamam, ama yani artık kuzeninin ayıbı, senin utanmana gerek yok ki. Biz Nazan'ın gazını da aldık zaten. Gerçi Cahit seninle ne konuştu bilmiyorum ama. Ben gerçekten iyiyim İclar Hanım. Merak etmeyin. E tamam dur, beraber çıkarız. Taksi bulamazsın bu saatte. Bak biz Nazan'la kuaföre gideceğiz. Hadi sen de gel bize, biraz kafan dağılsın. Yok, benim ne işim olur orada? Nazan'dan mı çekiniyorsun sen? Çekinme Nazan'dan, hallettik biz onu. Kafanı dağıtırsın işte. Yoksa siz benden mi şüpheleniyorsunuz Cahit Bey? Gerçeği bilen kaç kişiyiz? Yani aklımıza Nazan da geldi. Ama Nazan'ın internette bildiği tek şey alışveriş yapmak. Bir dakika. Aklımıza Nazan da geldi dediniz. Yani Yiğit'le Nazan mı yoksa Nur mu yaptı diye konuştunuz. Hadi Nurcuğum, bak ben gidiyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Geliyorum. Hadi. Cahit Bey, Yiğit Bey kimseyi görmeyeceğim dedi ama. Önemli bu. Güzel. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk. Ne durumdasınız bakalım? Şöyle bir kuzenler toplantısı yapalım mı kısa? Yiğit müsait değil. Tamam o zaman. Biz biraz konuşalım. Bir projem var. Daha önce zaten Yiğit'e bahsetmiştim. Sana da bir çıtlatmak istiyorum. Tamam. Gel benim odamda konuşalım. Nerede kaldı bu ya?